MHP Konya İl Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. İl binasında düzenlenen törene milletvekili Esin Karay'la çok sayıda partili katıldı. Esin Hanım. Eski il başkanı Murat Çiçek'ten görevi devralan Remzi Karaaslan, Konya'ya faydalı hizmetler sunmanın gayreti içerisinde olacaklarını söyledi. Bu kutsal görev bir bayrak yarışıdır. Dava arkadaşlarımızla birlikte bu güveni boşa çıkarmayacağımıza ve memlekete hayırlı hizmetleri yapacağımıza huzurlarınızda söz veriyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte bilgi ve tecrübelerimizi karar alma mekanizmasına aktarmak için şehrimiz için faaliyet gösteren oda, borsa, vakıf, sendika, üretim ve ticaretin önemli şahsiyetleriyle istişare yaparak Türkiye'mize ve Konya'mıza faydalı hizmetler sunma gayretinde olacağız. Eski il başkanı Murat Çiçek, yeni yönetime hayırlı olsun temennilerinde bulundu ve davaya her daim sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti. Makamlar gelir geçer, görevler gelir geçer. Önemli olan davadır, baki olan davadır. Biz hamdolsun gücümüzü koltuktan almadık. Biz tam tersine her zaman için davamızın ve liderimizin emrinde olduk. Makam sonrası da liderimizin ve teşkilatımızın emrinde olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda Remzi Başkanımız burada. Ben kendisine söz veriyorum. Her türlü emir ve talimatına hazırız. Bu saat itibariyle ben ve yöneticilerim, arkadaşlarım hepimiz aynı düşüncedeyiz. MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Hüseyin Korkmaz da bayrak değişimiyle birlikte daha güçlü ve başarılı bir sürece gireceklerini ifade etti. İnşallah önümüzdeki günlerde hak ettiğimiz bütün başarıları hep beraber elde edeceğiz. Hem Konya'mız hem de ülkemiz olarak önümüzdeki günlerde büyük bir rahatlığa, bir huzura erişeceğimizi düşünüyorum. Başkan Remzi Karaaslan'a yeni görevinde başarı dileyen MHP Konya Milletvekili Esin Karay ise kimse birbirinin adamı değil dedi ve ekledi. Bundan sonra görev alacak ve şu an yeni göreve başlayacak olan arkadaşlarımızın her biri lider Devlet Bahçeli'nin adamıdır. Hiçbir kimse bir başka şahsın, A şahsın, B şahsının adamı ya da onun sayesinde buraya gelmiş değildir. Buradaki herkes önce Allah'ın takdiri, sonra da liderimizin takdiriyle buradadır. Ve başbuğumuzun dediği gibi ülkücü ülkücünün öz kardeşidir. Ülkücüler arasında nifak olmaz. Ülkücü ülkücünün öz kardeşidir. Burada ben iki başkanım, iki kardeş ülküdaşımla beraber sizlere seslenmenin onurunu yaşıyorum. Ve Allah nasip ederse bundan sonraki dönemde de il yönetiminde biz bunları hep beraber yaşayarak göreceğimize inanıyorum. Başarılı.